Arkadaşlar bu videoda HWP'den bana hediye olarak çıkan LG x -Boom Go PL2 modelini inceliyoruz. Arkadaşlar LG x -Boom PL2 modeli gördüğünüz gibi silindirik yapıda tasarlanmış bir bluetooth hoparlör. Hemen şurasında bir x kabartmalı yazısını yapmışlar. Şurası hoparlör ızgaraları arkadaşlar. Şurada çeşitli bağlantı özellikleri ve çeşitli özelliklerin tuşları var arkadaşlar. Bunu yakın planda size göstereceğim. Hemen kapağı kapatalım. Su geçirmeyen bir hoparlör. Daha doğrusu su sıçramalarına karşı dayanıklı bu hoparlör arkadaşlar. IPX5 su sıçramalarına karşı dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Bakın şuralarda tuşlar böyle bir maddeyle kaplanmış. Silikonusun bir maddeyle. Buradan zaten su almaz. Su alacağı tek bölüm hoparlör ızgaraları herhalde. Şuralarda çünkü güzel kapanmış. Şarj bölümü de gayet güzel. Sıkı sıkıya oturuyor. Dikkatli kapatırsanız. Su şişiremalarına karşı dayanıklı olması güzel. Hoparlör ızgaraları gayet benim hoşuma gitti. Güzel tasarlanmış. Altında şöyle bir silikon bölüm var. Bunların hepsini yakından göstereceğim sizlere arkadaşlar. Cihaza bir de yakından bakalım arkadaşlar. Şu an açık konumda. Bir kere bastığınızda cihaz kapanabiliyor. Tekrar bastığınızda biraz açılıyor. Bu uzun basmadan tek basışla açma kapama işi gayet güzel olmuş bence. Bluetooth bağlandığında ise hemen Bluetooth'un yanındaki ışık sabit bir şekilde yanıyor. Onun yanında ses kısmı, onun yanında da ses açma tuşu var. Hemen yanında play pause tuşu var arkadaşlar. Onun da yanında sound boost özelliği var. Bu sound boost özelliği şöyle göstereyim. Bastığınızda bir ışık yanıyor arkadaşlar ve bu ışık sesi varsayılan değerden daha çok arttırdığını gösteriyor bize. Yani daha yüksek sese ihtiyacınız varsa biraz da bas takatıyor bence. Bu şekilde özellikle metal rak bas ağırlıklı parçalar dinlediğinizde bu modu açabilirsiniz veya yüksek sese ihtiyacınız olduğunda açılmasını önerebilirim. Şimdi cihazı bir kapatalım. Tasarımına daha yakından bakalım. Burada X Boom yazısını işlemişler. Şöyle döndüreyim. Xboom yazısı burada. Altına baktığımızda altında kaydırmaz kauçuklar var arkadaşlar. Bunlar gayet güzel kaliteli bir şekilde yapılmış. Gerçekten de oturduğu yerde kaymayan bir yapısı var bu cihazın. Burası hoparlör ızgaraları. Kendimize doğru çevirdiğimizde önümüze doğru. Bu sağ tarafta açılan bir kapak var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu kapağın altında gördüğünüz gibi bir reset deliği var. En üstte şöyle gösterebiliyorum. orada da gölgede kalıyor. Hemen onun altında eşleşmeyi resetleme butonu var. Onun altında bir tane 3.5 mm jack girişimiz var. Kablo ile bağlayarak da bunu hoparlör olarak kullanabilirsiniz. Onun da altında şarj konnektörümüz var. USB Type-C ile şarj oluyor. 1 metreye yakın bir kablo çıkıyor. İçerisinden tasarım ve yakından bakış bu şekildeydi arkadaşlar. Bu hoparlörden bir tane daha alıp ikisini birbiriyle eşleştirerek daha fazla bir müzik kalitesi daha yüksek ses de elde edebiliyorsunuz. Onda hiçbir sıkıntı yok. 5 wattlık bir hoparlörü var. Bence 5 wattlık hoparlör gayet iyi. Yaklaşık olarak 10 saat müzik çalma süresi diyor belgelerinde. Gerçekten de öyle. 10 saat çalabiliyor. Tabii bu değerler orta ses seviyelerinde ölçülüyor arkadaşlar. Sesi gayet iyi, ses yüksekliği gayet iyi. Ben oldukça beğendim ses yüksekliğini. Herhangi bir sıkıntı seste kesinlikle bulunmuyor. Şu silikon tamamen burasının silikon kaplanması güzel olmuş. Bazı hoparlörlerde bunları işte 4 tane 5 tane kesik kesik atarlar ya da köşelere atarlar. Ama bunu da tamamen şuraya koyduğunuzda şöyle kesinlikle kayma yapmıyor. Açalım bir hoparlörü. Otomatik olarak eşleşti arkadaşlar. Bakın ses açmaya uzun bastım. Bir uyarı verdi bize en yüksek sesle diye. Yine ses kısmaya uzun bastım. Yine uyarı verdi. En kısık sestesin diye arkadaşlar. Şurada bir play pause tuşu var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Buna uzun bastığınızda asistanı açıyor arkadaşlar. Şöyle hemen. Edirne hava durumu. Edirne'de hava eksi 6 derece ve açık. Evet gördüğünüz gibi asistanı açtı ve ben sorduğum şeye cevap verdi arkadaşlar. Şurada en sağda da sound boost tuşu var arkadaşlar. Bir kere basmanız açılması için yeterli. Açıldığında da üzerinde bir nokta şeklinde led yanıyor arkadaşlar. Şimdi hoparlörümüzü bağladık. Ben size YouTube'dan telifsiz müzikler çaldıracağım arkadaşlar. Şu an en son seste sound boost kapalı. Önce sound boost kapalı iken bir şey yapalım arkadaşlar. Daha sonra sound boost'u da çalarken açarız. <laughs> ses hem telefonda hem de hoparlörde en üst seste. Şimdi çalarken sound boost özelliğini açacağım arkadaşlar dokunup Sound Boost özelliğinde hem bası arttırıyor hem de sesi arttırıyor arkadaşlar. Burak ağırlıklı metal şarkılar dinlerken bu Sound Boost'u kullanabilirsiniz veya daha yüksek sese ihtiyacınız olduğunda Sound Boost kullanılabilir. Sound Boost'u şimdi kapatıyorum. Biraz Sound Boost ama sesi hafiften boğuyor gibi diyebilirim. Bu arada dünyaca ünlü Meridian markasıyla işbirliği yaparak bu hoparlörü tasarlamışlar. Burada Meridian markasının bu hoparlörün oluşturulmasında tasarımında ve haparlar kalitelerinde çok büyük bir payı var diyebilirim arkadaşlar. Devam edelim. şekilde arkadaşlar müzik kalitesi. Hemen dediğim gibi teknik bilgileri sizlerle paylaşayım. Bu 10 saate kadar çalma ömrü ama batarya kapasitesi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadım ne yazık ki. Type-C'den şarj oluyor. 1 metre yakın bir kablo çıkıyor içinden. Bu güzel. Normalde bu tarz cihazlarda şu kadarcık 4 parmak kalınlığında bir şarj kablosu verirler. Bunun uzun olması çok güzel. Type-C olması da ayrıca güzel. Bunu söyleyebilirim. Ses kalitesini de ben çok beğendim. Umarım siz de dinlediğinizde aynı fikre varmışsınızdır. Tabi burada benim mikrofonum, sizin dinlediğiniz cihazın hoparlörü veya dinlediğiniz kulaklığın kalitesi rol oynayacaktır bu sesi duymanız konusunda. Ama ben sese kefil olduğumu size söyleyebilirim. Gayet gerçekten çok güzel bir hoparlör yapmışlar. Tabi fiyatı normal işte 100-150 liraya aldığımız hoparlörler gibi de değil. Daha fazla fiyatı var. Güncel fiyatlarını bilmiyorum ama dolar zamından sonra nerelere geldi araştırıp bakabilirsiniz. Çağrı cevaplama özelliğinden bahsetmiştim sanırım. Dahili mikrofonu da var çağrı cevaplama olduğu için. 120 gram ağırlığı var ama bana biraz daha ağır geldi. Sanki onu söyleyebilirim. Kısacası ben bu hoparlörü çok beğendim. Çok kullanışlı buldum. Şu oturduğu zeminde mesela çok yüksek sesi açtığınızda böyle hoparlörler böyle titreyip titreyip masada hareket etmeye başlar. Bunda bu Altındaki kavuştuklardan dolayı kesinlikle öyle bir problem yok. Az önce siz de gördünüz zaten en yüksek seste dinlememize rağmen herhangi bir problem olmadı. Herhangi bir hareketlenme olmadı. O titreme sesi, masadaki titremesi hoparlörün ses kalitesini de etkiler bu arada. Bunda öyle bir şey olmadığı için ses kalitesi etkilenmiyor zaten. Hiç herhangi bir gecikme yok. Gecikmeden bahsedip etmediğimi şu anda hatırlamıyorum. Gecikme ile ilgili kısa bir videomuz var. Onu da videonun bir yerine koyacağım arkadaşlar. sabit şekilde buna Moji akıllı sabit sıcaklık demiş. Sıcaklığı e, her an ayarladığınız derecede tutmaya yarıyor. Geçişler kolay. Düşükten ortaya, ortadan yükseğe geçişler kolay ve gayet güzel tasarlanmış bir cihaz. Kapatmak için de açma kapama tuşuna uzun basarak kapat. Yani bence her yönüyle güzel bir Bluetooth hoparlör olmuş. Ama belki fiyatını biraz pahalı bulabilirsiniz. Belki indirim dönemlerinde yakalarsanız almanızı kullanmanızı tavsiye ederim. Gayet güzel, kullanışlı ve bana göre mükemmel bir Bluetooth hoparlör. Kullandığım en iyi Bluetooth hoparlör diyebilirim arkadaşlar. Şu ana kadar daha iyisini kullanmadım ben. Çeşitli markaların işte bilindik A101'de binde satılan markaların denedim daha önce. Onlar da iyiydi ama bunun gibi kesinlikle değildi tabii ki. Yani her şey dediğim gibi parasına ücretine göre deniz kenarına götürebilirsiniz. Suya dayanıklı olduğu için işte buhardan, nemden etkilenmeyecektir. Banyoda kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz bence. Yine IPX5 sertifikası olduğu için buhardan da etkilenmeyecektir. Bazı insanlar banyoda hoparlörle müzik dinlemekten zevk alıyorlar. Bu durum için de kullanılabilir. Şu dokusuna gelince bakın dokusu hem hoparlörün deliklerinin üstünde hem de şuralarda kadifemsi bir hissiyat veriyor. Kaliteli bir plastikten yapılmış. Öyle kötü işte eli, elimize böyle tırtık tırtık gelen hoparlörlerden değil. Gayet hoş, gayet güzel. Bence mükemmel bir hoparlör. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı, ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.